Sevgili izleyenler az önce Zeytinburnu'ndaki bir kılan bina enkazını izlerken gerçekten birçoğunuzun kafasında pek çok soru işaret oluşmuştur. Bakın hatırlayacak olursanız birkaç sene önce çok değil iki sene önceydi sanıyorum Kartal'da birkaç bina çökmüştü. Bazı vatandaşlarımız hayatını kaybetmişti ve o zaman da bu mesele tartışılmıştı. İstanbul'da şu anda yapı stoğunda ciddi olarak yaklaşık 50 bin dolayında acilen bakın acilen 5.7 depreminde bile yıkılacak binaların olduğu belirtilmişti. Bakın hiç sallanmadan çöken binalar var. Peki ne olmuştu? O zaman da bu ekrandan şunu söylemişti bu kardeşiniz oradan enkazdan sözüm ona. E, enkazı kaldıranlar bir bayrak bulmuşlardı. Bayrağı öpmüşlerdi. Bundan dolayı gazetelere, televizyonlara haber olmuştu. Bayrak şöyle önemli. Bakın işte ne kadar önem veriliyor falan. E, o zaman şunu söylemiştim. Evet bayrak önemli. Ama insan da önemli. Bakın biz buna kafa yormalıyız. Yani bayrakla onunla bununla kapatmamalıyız. Bakın İstanbul'da şu anda tabut binalar var. Tabut. Sallanmadan yıkılacak. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu Orada enkazın yanında vatandaş duyarlı olsun demeyi bırakın. Şu anda acilen dönüşmesi gereken, dönüşmesi gereken, yıkılması gereken, yenilenmesi gereken binalar var. Ve siz bu konuda maalesef kılınızı kıpırtatmıyorsunuz. Bakın yaklaşık 2 yıl olacak. Sayın İmamoğlu, vaat ettiğiniz 20 bin yenilenecek binayı bile yapmadınız. Yapmadığınız gibi adım da atmadınız. Tam tersine deprem tedbir ödeneğini kat be kat düşürdüğünüz sonuçta ortaya çıktı. Dolayısıyla burada vatandaşın da şu endişesini gidermek zorunda. Herkes hem ilgili bakanlıklar hem belediyeler gerçekten de dönüşüm bir ranta dönüşmemeli. Yani vatandaş dairesini verecek, dönüşmesini isteyecek mahalleli ama orası o mahalle kültüründen çıkıyor. Artık e, tam bir rant e, alanına dönüşüyor. Kat kat yüksek katlı binalar yükseliyor. Sözüm ona konfora kaçılıyor ama vatandaş bir daha o dairesine de kavuşamıyor ve orası yaşam alanı olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla bu endişelerin de bir an önce giderilmesi adam gibi bir kentsel, şehirsel dönüşümün yapılması kaçınılmaz yoksa Allah kurusun depremi beklemeye gerek yok. Ee, binalar vatandaşların tepesine çökecek, çökmeye başladı. İşte haberlerini veriyoruz. Allah'tan e, facia kıl payı atlatılmış oldu diyelim. Sevgi.